2000'e yakın tır malzeme gönderdik oraya. Bence orada silaha ihtiyaç yok. Benim şahsi görüşüm. Mühimmata ihtiyaç yok. Mühimmat ama en önemlisi orada. Evet efendim. Ha, onların ordu üzerine koyamadık. Sevk ve idare. Sayın Bakanım, biz Hakan Bey burada. Biz bir tane general verelim dedik. Hakan Bey burada. Sağ olsun o zaten kendisi başta istedi. Biz verelim dedik. Generali belirledik. Olmak gerekirse general bakanımızın karar bu mühimmat için gerekli imzayı atması lazım. Tekrar başbakanımızın çok açık bir şekilde bu talimatı vermesi lazım. Esas biz şu gece... Bu gece efendim biz... Bu gecenin harekat emri verilmiş zaten. Bir şey efendim olursa, biz bir şey harekat yani. Yıldırım mesajı yerine işte Hakan Bey kendisi gönderdi. Hakan şey bu tank göndermek baksak orada bunun şey implikasyonu da nedir? Koordinasyon olmadan zaten biz onun için MİT'in koordinasyonu istiyoruz sayın bakanım. İnsan varlığını ve kapasitelerini olmaz. Yani biz onun yani, için başından yani, beri MİT'in koordinasyonu şart koşuyoruz sayın bakanım. Yani sizin bu gece endişe edeceğiniz bir durum yok sayın bakanım. Bu gece de yok, sonra da yok. Ama bizim uzun vadede çözmemiz gereken iş var sayın hayır, bakanım. Şeyi ben o opsiyonu hep düşünüyorum da adamları ikna edemediği biz tank sokma opsiyonu içeriye takdim edeceğiz. O andan itibaren biz efendim, bir savaş halinin bana göre göz önüne almak bana göre onu yapmakla savaşın bir harekat yok. Harekat, işte harekat efendim, yapıyoruz. Direkt zaten. Savaş sebebi. Yani yapacağımız iş direkt savaş sebebi. Onu zaten biz o andan itibaren zaten çünkü Suriye'de bir savaş sebebi değil. Adamlar ama şimdi ben de o zaman şuna geliyorum. Şimdi biz 2-2 daha 4 eder diyoruz. Şimdi eğer biz orada şimdi yani orada bir şeyin bizim için bir anlamı yani stratejik manada yok. İmaj vesaire var da güzel savaşa gireceksek bunu biz baştan planlayalım ve girelim. Yani şimdi benim kabul edemediğim bakın söylüyoruz. Şimdi benim kabul edemediğim şey şu. Hmm. Yani bunu ben aldım. Yani biz silah kullanma yani Süleyman Şah gibi bir türbe için silah kullanmayı şey alıyoruz. Yani vatan toprağının işte ne kadar bu o da bir kadar 10 dönümlük bir yer için silah kullanmayı göz önüne alıyoruz. Oradaki 22-28 tane askerimizin şeyi için ya kaç bin kilometre vatan toprağı var sınırda kaç milyon insanın hayatı için almıyoruz. Bakın bu mantık değil. Onu söyleyeyim. Eğer bir silah kullanacaksak baştan bunu yapalım. Bu adamlar tehditse gerekçesi var. Yok şimdi bunu gerekçe olarak kullanmak ayrı. Ama o ayrı. Hakan Bey, o ayrı. Şimdi dışişlerimiz bir zaman diğerine bir gerekçe bulamaz. Ya, buna bulur ama. Ya bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ya, başbakan da telefonda bu gerektiğinde de imkan gibi de değerlendirilmeli. Şimdi yani. bakın. Komutan şimdi biz gerekçeyse gerekçeyi ben öbür tarafa 4 tane adam gönderirim. 8 tane boşanana bize dağıtırırım. Problem değil o. Gerekçe üretilir. Olay. Böyle bir iradeci ortaya koyması için biz savaş iradesi ortaya koyuyoruz. Daha her zaman dönümlük bir aracı. 10 dönümlük Türk toprağı. 10 dönümlük Türk toprağı. Uluslararası Türk'te çok sağlam bir gerekçe. Ayrıca meşruiyet açısından da böyle bir harekatı IŞİD'e karşı bu harekatı yapıyor olmak bütün bir yargınlık olur. Onda hiçbir tarafımız olmaz. Bizim bir tarafımız yok. Hepimize söylüyorum. Yani o konuda hani... Yani biz oradaki ama kuvvetler bir senedir hazır bekliyor Sayın Bakan. Yani yok ben diyorum. Yani bu dün aldığımız bir tedbir değil. Ya ulan biz niye? Bir yıldır orada adamlar. Yani illa Süleyman Şah'ı bekliyoruz yani. Ben onu anlamadım. Şey olarak da diplomatik olarak da yapılabilecek her şey yapılabilecek. Ben gerekçe üretirim ya. Gerekçe problemi. Gerekçe üretmek başka orada ama çok sağlam bir gerekçe var ya. Yani. Gerekçe oraya da bir saldırtırız önleneceğim. Bir saldırtırız. Oraya da bir saldırtırız yani. Şey yaptırız. Yani ben şeyi anlamayacağım. Bunları yaptık ya yani rüptük yani bunlar yapılır tabii yani gerekirse her şeyi yaptırırız da yani. Yani bu kadar şeyi kullanmaya biz hazırsa yani şu anda gerilim zamanında amacını biz belirleyerek yapalım. Yani dediğin kastettiğin bir strateji eksikliği dolayısıyla bir gerekçe üretmek şeyiyse doğru haklısın. Ya şu adamlara karşı oraya geçeceğiz. Tamam alın geliyorum. Bir daha Amerikan Dışişleri Bakanı'na biz de bakın, benim sert tedbir alalım ben, diyemezsin. Ben adam der ki sen kendi toprağını bile savunmadın. Ben bana şimdi bu aramızda dostlarını konuş. Çoğu zaman geri. Bana aynı şunu söyledi.
Siz peki kararınızı verdiniz mi dedi kurma işe başlıyor. Efendim biz verdik. 100 kere verdik. Amerika ile şu. Şimdi bakın 3 gün önce geçen gün şey olmuş. Genkumay'dan bir şey geldi. Kriz koordinasyon planı yapmışlar. İlk defa ben görüyorum bunu. Amerikalılar hayır devamlı yapıyoruz onu. Hayır hayır. Amerikalılar bu toplantıda no fly zone planlarını da atmışlar. Ha. İlk defa bu toplantıda. Senin haberin var mı? Şimdi benim yani altını çizdiğim nokta hocam. Şimdi bu kadar ciddi bir kararı biz böyle bir nedenden dolayı vereceksek Süleyman Şah Türbesi'nden dolayı bu kadar böyle bir karar vermeye hazırsak değil sadece ya ben bir şey diyorum. Şimdi biz buna vermeye hazırsak biz şu ana kadar çoktan bu kararı zaten vermiş olmalıydık. Doğru. Elimizdeki tehdit ve menfaatlerden dolayı benim anlatmak istediğim bu. Yani devlet olarak bizim adli yani stratejik bir durum eksikliği burada yani. Eminim küçük ölçekte verseydik bugün bu tehditle karşı karşıya kalmadık. Hayır bir dakika. Kararı verdik. Uygulanmadı. Kararı uygulayamıyoruz. Yani çeşitli nedenlerle felç olmuş vaziyetteyiz. Yani sıkıntımız var ama sayın bakın. Ya benim yani benim enstrümanları çalışmıyor şu anda. Maalesef. Maalesef. Ama yalnız değil mi? Ben şunu anlamam açıkçası. Ben kendi anlamama bakarım. Aldım devlet görevi. Siz şunu kabul eder misiniz? Dışişleri Bakanlığı'nda efendim, bir takım iç siyasi tartışmalar yüzünden işler akıyor. Aksatmaya izin, ya bu bir şey olmaz ki. Herkes üzerine düşeni kararlı şekilde sürdürecek. Yapacak sayın bakanım beni götürebilirler, herkesi götürüyorlar dese bir büyük elçimiz. Tamam kardeşim sen emekli ayrıl yerine bu işi yapacak adam getiririz demez mi? Ya böyle bakılır olaya. Sayın yani bakanım, demokrasi de böyle işlemiş. Çok haklısınız. Açıkçası şu anda devlet cezir karar alabilen birkaç birimin ve birkaç kişinin üzerinde yürüyor. Ben bu şeyi ne düşünüyorum? Kesinlikle efendim, kesinlikle. Yani. Ama peki biz bundan cayacak mıyız? Hayır, caymayacağız.